keyfi, tabii ülkemizin güzelliği, zenginliği burada bir yandan da. Ama tabii bütün bu durum bir yandan küresel ısınmayı da akıllara getiriyor. Trakya bölgesindeki yağış rejimi değişti çünkü. Türkiye'nin birçok noktasında kar yağarken Trakya yağmura bile hasret kaldı. Üreticinin endişeli bekleyişi sürüyor. Uzmanlarsa geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçilmesini öneriyor. Trakya'nın bereketli toprakları yağışa doyamadı. Tarladaki mahsul olumsuz etkilendi. Kuraklık tarımı tehdit eder hale geldi. Ülkenin çok büyük bir bölümü yağış alırken Edirne mevsimsel yağışları bir türlü alamadı. Bu nedenle üreticinin yağış bekleyişi endişeli şekilde devam ediyor. Kuru toprağa ektik buğdayımızı ama sonrasında güzel yağışlar aldık. Bu yağışlar buğdaylarımızın çıkmasına, gelişmesine yardımcı oldu. Fakat ondan sonra yine kurak bir döneme girdik. Türkiye'nin ayçiçek ihtiyacını karşılayan kentte buğday, kanola ve çeltik yetiştiriliyor. Yağışın yetersizliği ise verim kaybını işaret ediyor. Sıcaklıklar düşmeyince bitkilerde ciddi bir strese neden oluyor ve erken üremeye veya erken çiçek açmaya sebebiyet veriyor. Daha sonra meydana gelen soğuklar özellikle meyve üretiminde ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Kuraklık en çok sulu tarım ürünlerini etkiliyor. Çeltik sulamalı tarıma bağlı olarak bir üretim şekli ve bu dolayısıyla Ergene, Meriç, Tunca ve Arda'nın su rezervleri veya debisi çok önemli. Ve son günlerde baktığımız zaman da şu an en yüksek debisinde olması gerektiği dönemde çok çekik dönemde yaz döneminden daha düşük bir seviyede. Kışın ortasındayız. Bir yağmur eksikliği ve kar eksikliği var. Buğday şimdi her ne kadar çimlense de buğdayın üstünde bir karış kadar bir kar yağıp birkaç gün durup onu çekerse o zaman buğday verimi ve rekoltesi daha çok yukarı çıkar. Uzmanlar geleneksel yöntemler yerine damla, yağmurlama ya da toprak altı sulamaya geçilmesini öneriyor.